Şimdi burada kalmıştık en son. Şimdi dediğim gibi şu örnekle devam edelim bugün. Şurada bir saniye dördüncü slide açayım. Evet, şu örneği yapayım. Klavyeden vize final notu girelim. Daha sonra bu girilen vize final notuna göre bu arkadaş şeyi hesaplasın. İşte size söyleyeyim. Başarı notunu hesaplasın. Geçen ders gerçi buna benzer bir şey yapmıştık ama biraz da çeşitlendirmek adına hem de pekiştirmek adına böyle bir şey yapalım. Bu hesaplanan başarı notuna göre de ekranda işte geçti kaldı gibi bir ifade olsun. Şimdi buna bir bakalım. Şunu da bunu hatta komple kapatalım. Yeni bir şey açalım. 5. hafta diye. File şuradan save as diyelim. Hafta büyük harflerle yazayım. Hafta 5.4. Fort'tan 77 de yapıyoruz. Evet, her zaman çalıştığım klasörün içerisindeyim. Program hafta 5 and program. Evet, neydi örnek? Şuraya yazayım. Bakın ünlem işareti bir satırı komple kapatmaya yarar. Yani o satırı kapatmak için şunu da yapabiliriz demiştim. O satırın başına şöyle bir C ifadesi veya satır başına ne yazarsanız yazın. O satırı kapatır. Biz genelde C yazıyoruz. Hani closed olgu anlaşılsın diye veya satırın herhangi bir yerine ünlem işareti koyarsanız o satır komple kapatılmış olur. Dolayısıyla kod o satırı görmez. Siz kendinize göre açıklamalar yazabilirsiniz bunun içerisine bu durumda. Programı başka birine de gönderirseniz o da rahatlıkla anlar. Mesela bu program diyelim. Bu program klavyeden girilen tabii iyileri kabul etmediği için klavyeden girilen vize final notlarına göre şurayı da kapatayım. Başarı notunu hesaplar diyelim. Bir saniye. Böyle kapatıp kendinize göre notlar yazabilirsiniz. Şimdi ne dedik? Klavyeden vize final notu girsin. Ama onun öncesinde şöyle tabii bir açıklama yapalım. Print yıldız virgül diyelim mesela. İşte vize notu bunu giriniz diyelim mesela. Şuraya da read diyelim yıldız virgül vize. Onu da şey V olsun. Tekrar print diyelim. Onu girdikten sonra yıldız virgül tırnak içerisinde işte final notunu giriniz olsun. Final notunu giriniz eşittir diyelim. Başkaları görüyor galiba. WhatsApp'a yazarsanız arkadaşlar daha iyi olur. Evet, şu anda görüyorsunuz herhalde. Evet, vize notunu giriniz dedik. WhatsApp'a yazın arkadaşlar. Read V dedik. İşte final notunu giriniz dedik. Buna da read yıldız virgül. Bu da final not olsun, F olsun. Sonra şurada artık bu işlemi yapalım. Ortalamasını hesaplatalım. Başarı notu diyelim. Başarı notu eşittir. Şimdi sizde vizenin %60'ı alınıyor. 0.6 artı finalin %40'ı alınıyor.
Bu G değiştirebiliriz. Bir saniye. Dediğim gibi diyelim ki şeyde Kurban Bayramı'ndan bir gün sonra şey Ramazan Bayramı'ndan bir gün sonra makale yükledik dergiye. İşte hakem yükseci şu su bu su ne kadar sürer? Yayınlanmaz. Revi makale göndereceğiz. Haziran'a basarız ya. Haziran, Temmuz'dan önce basılır değil mi? Tamam. Evet, başarı notu. Hesaplatalım şurada. Bunu hesaplattıktan sonra şimdi ekrana ya da ekrana değil de ne yapalım? Evet. Şimdi şey kullanacağız artık burada. If'i burada kullanma. Vakti burada galiba. Şuradan şöyle diyelim. If diyelim. If parantez içerisinde başarı notu. Başarı notu. Grid equal diyelim. Şöyle bu sefer harflerle yapayım. Büyükse yani şeyden eşit ve büyükse den diyelim. Den print yıldız virgül şöyle tırnak içerisinde. Önce başarı notunu gösterirsin. Başarı notu ya da şöyle diyelim. Başarı notu virgül bn virgül şöyle iki tırnak arasında bir de boşluk bırakayım şuraya. İki tane boşluk olsun. Virgül. Yine çift tırnak arasında harf notu diyeyim. Harf notu virgül, eşittir diyelim orada. Harf notu eşittir. Şimdi grid equal. Şuna ne dedik? 50 dedik. 50'den büyük eşitse 50.0'dan 50'den büyükse harf notu işte atıyorum CC ve harf notu CC ya da büyükse olur mu CC ya da durumu diyelim durum diyelim durum geçti olsun. Buraya şimdi else ediyoruz. Yani 50'nin altındaysa 49 ve daha aşağısında bir notsa bu sefer de şu print'i şuradan kopyalayalım. Kopyalayalım. Yapıştıralım. And if diyelim şuraya da başarı notunu göstersin. Bu sefer değilse durum kaldı olacak. Bir bakalım şimdi. Şunu bir der diyelim. Evet diyelim. Evet sıfır yerine sıfır hata. Sorun yok. Tekrar derledik. Execute diyelim. Evet vize notunu giriniz diyor mesela. Şunu da büyüteyim ki siz biraz daha görebilin. Evet, vize notunu girin. Girelim bir vize notu girelim. İşte 40 olsun. Final notunu girelim. O da 45 olsun. Ne olması lazım? Kaldı yazması lazım. Başarı notu işte 42'ymiş ortalaması. Durum kaldı. Tekrar deneyelim. Execute diyelim. Vize notu mesela ne olsun? İşte 55 olsun. Final notu da 60 olsun. Durun geçti yazıyor bakın. Bunu böyle şimdi bakın ben bunu kapatıyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Kapatıyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Bunu böyle sürekli çalışmasını istiyorsanız şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Şuraya go to atıyorum 6 yazdım. Go to 6 yazdım. Şuraya da geldim 6 yazdım şu satırın başına ama bu 6'yı şuraya yapıştırmam lazım şu kenara. Şimdi ne oldu?
Program çalışacak. Bu if şartı bitecek. Daha sonra buradan bu 6 kodlu satıra geri dönecek. Dolayısıyla hiç bitmeyen bir program yaratmış olduk. Şimdi bakın tekrarlayalım bunu. Yani şu sağ üst çaprazdan kapatmadığınız sürece bu program artık kendi içerisinde bitmeyecek. Şöyle göstereyim. İşte 55 diyelim, 40 diyelim. Evet, bakın birinci öğrenci durum kaldı. Şimdi bana tekrar soruyor. Bakın gördünüz mü? Vize notu girin. İşte 25 dedim, 35 dedim. Bu da kaldı. 14 dedim, 15 dedim. Bu da kaldı. Herkes de kaldı. Biraz da geçirelim. 60 diyelim, 80 diyelim. Bu da geçti. Bak artık kod sürekli kapanmıyor. Neden? Program çalışıyor. Şurayı görüyor. Burayı görünce 6 kodlu satıra tekrar yukarıya geri dönüyor. Bu 6'nın bir önemi yok. Buraya istersen işte 35 yaz. Burası da 35 olsun. Tabii şu yeşil sütun içerisinde olmayacak. Yeşil sütun sol tarafında kalacak. Tekrar çalıştırıyorum. Tekrar çalıştıralım. Şimdi bakın. 25, 66. Bakın tekrar geldi. 58, 45. Böyle bitmeden bu arkadaş artık devam edip duracak. Dolayısıyla mesela sürekli bir şeyi tekrar tekrar hesaplamak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Go to komutunu kullanabiliriz bu şekilde. Bunu kapatalım şuradan. Hazır yeri gelmişken bir başka şey daha göstereyim. Şu yeşil sütunla ilgili. Diyelim işte burada hesap yapıyoruz. Böyle upuzun bir şey oldu. Şöyle örnek vermek için mesela şöyle yapalım. Şöyle yüzlerce bir koyayım. Bakın bir koy yazarken belirli bir yerden sonra renk değişti artık. Şuradan sonra bakın. Dikkat ediyor musunuz? Burası bakın 73. kolon. 73. satır sütundan sonra daha fazla artık buraya kodlama yapamazsınız. Yapsanız da bunu kod görmez. Bakın tekrar diyorum. Şu yeşil sütundan itibaren böyle tek tek sayarsanız burası zaten 7. kolondan başlıyor. Bakın şurası 1 2, 3, 4, 5, 6 bakın yeşil sütunun sonuna kadar 7.si zaten şey o yeşil sütunun içerisi. Biz kodlamaya 7. sütundan başlıyoruz burada. Daha sonra 7. sütundan şuraya kadar bakın 60 şey 73. kolona kadar yazabilirsiniz. Bundan sonra yazdıklarınızı kod görmez. Görmezse de bu sefer size hata verecektir. Bundan sonrası için. Ya da hesapladığınız bir şey eksik kalacaktır. Bunu mesela diyelim ama devam etmeniz lazım. Ne yapacaksınız? Yani uzunca bir mesela bir eşitliğimiz var. O zaman şunu yapacağız. Buradan aşağıya atıyorum bunu bakın. Aşağıya atıyorum. Aşağıya attıktan sonra şuraya bir yıldız koydum. Şuraya bakın bir tane yıldız koydum. Yeşil sütunun içerisinde. Bu şu demek. Bu yani buradaki satır üst satırın devamı. Mesela şurada diyelim artı işareti var ya da fark etmez buradan da böyle bilirsiniz. Bu şu demek üst satırın devamı burası demek. Diyelim burada yine yer kalmadı. Bir daha bölebilirsiniz. Tekrar devam edebilirsiniz. Bu şekilde alt alta tek satırmış gibi satırları devam ettirmeniz mümkün. Bazen buna ihtiyacımız oluyor çünkü yeterince şey olmuyor. Eşitlikler çok uzun olduğu zaman burayı bu şekilde bölme şansınız var. Hazır yeri gelmişken onu da bir şey yapalım. Hatırlatayım dedim. Şimdi başka bir örnek daha yapalım. Mesela şunu kapatalım. Bu dursun. Bunu da kapatayım. Yeniden bir sayfa açayım. Close Workspace. Hem bu aşamaları da tekrar tekrar şunu da kapattık. Görmüş olursunuz. Save as. Tamam. Save as diyelim.
Hafta 5-2 diyelim buna. Biz 52 gibi oldu ama olsun. Olur. İkinci örnek yani. Program hafta 5-2 diyelim. And program. Şimdi diyelim ki örnek şu olsun. Yine ünlemle şurayı kapatayım, açıklama yapayım. Klavyeden girilen bir sayının, bir tam sayının diyelim, tam sayının tek veya çift olduğunu ekrana yazdıran bir program yapalım ama bundan önce bunu bir kaydedeyim. Biraz önceki şuradan şeyi tekrar açayım ben. Başarılı olacak şu da. Ettik. Şimdi şunun bir akış şemasını da inceleyelim önce de. Ondan sonra ona geçelim. Şimdi bakın bunun akış şemasında nasıl bir şey olması gerekiyor. Bir kere program başlatılacak yine. Daha sonra ekranda bir şey yazdırıyoruz. Bir şey okutuyoruz. Tekrar bir şey okutuyoruz. Klavyeden veri giriyoruz. Şurayı tek başına bir şeymiş gibi de düşünebiliriz. Sonra bakın burada bir şartlı akış başlıyor. Şimdi ben şuradan onun şeyini size göstereyim. Mesela işte başla dedik. Vize final notlarına girdik. Bakın burada print diye bir şey var. Print vize final ortalama notlarını girin diye bir şey yazılmış buraya. Burada böyle yapmış. Biz başka bir şekilde yaptık. Her şey mümkün yani kodlamada her şey size kalmış durumda. Şimdi burada tek başına girdik ya. Dolayısıyla illa bunu buraya yazmana gerek yok. Zaten burada vize final girileceği belli. Hani buraya bir de print ibaresi koymana o bir şart değil yani. Ama şu şart klavyeden bir veri girişi olacak. Buraya aslında yamuk koymak lazım. Paralel kenar olmamış. Buraya bir tane yamuk gelmesi lazım. Daha sonra bir hesap yaptık. Bakın daha sonraysa bakın burada bir şart var artık. If'e geldiğimiz zaman bir şart ortaya koyduk. Dedik ki 50'nin altında mı üstünde mi? 50'nin altındaysa ortalama 50'nin altındaysa evet burada kaldı denilmiş. Ortalama 50'nin üstünde ise tam tersi olmuş aslında. 50'den büyükse ikisinde de kaldı. Bunu Duygu Hoca yanlış yazmış buraya. 50'nin üstündeyse evetse yani pardon 50'nin altındaysa kalacak. 50'nin üstündeyse geçti olması lazım burada. Dolayısıyla akış şeması bir yandan da kendi kendinize çizmeye çalışın. Çizince mesela yani kodla beraber bana atarsanız WhatsApp'tan falan ben onların doğruluk olmadığında size geri dönüşte şey yaparım. Şimdi devam edelim. Klavyeden girilen bir tam sayının tek veya çift olduğunu ekrana yazdıran bir program dedik. Şey yapalım. Siz söyleyin, yazalım. Girelim. Program hafta 52 dedik. Siz oraya başka bir şey de diyebilirsiniz. Mesela burada şimdi bir tam sayıdan bahsediliyor. Bir tam sayıdan bahsediliyorsa ne olması lazım? Bir integer kullanmamız lazım. Diyelim ki bir işte x sayısını ben kullanacağım. Onu x normalde ne? Bir integer değil, bir real sayı. Ama x'i ben kullanmak istiyorsam onun bir integer olduğunu ne yapmam lazım? Tanımlamam lazım. Şimdi integer x dedim. X artık bir integer sayı yani bir tam sayı. Print yıldız virgül diyelim şöyle tırnak içerisinde bir tam sayı girin dedik. Giriniz diyelim hatta biraz daha kibar olalım. Read yıldız virgül x. Şimdi artık girilen tam sayı x olmuş oldu. Şuraya print diyelim. Print'ten önce hatta şöyle diyelim. Ya tekrar ekrana yazdırmaya gerek yok. If eğer dedik if bir parantez açalım. Then eğer x girilen x sayısı şimdi burada tek mi çift mi olduğunu soruyoruz. Yani pozitif mi negatif mi değil. Tek mi çift mi olduğunu soruyoruz. Eğer girilen sayı
Mesela şöyle diyebiliriz. Eksi 1'in karesi, pardon karesi değil de x'i diyelim. Mesela eksi 1'in x üssünü almış olduk. Şimdi girilen sayı mesela atıyorum 2 ise burası ne yapacaktır? Bir pozitif sayı olacaktır. Girilen sayı mesela 3 ise eksi 1 üzeri 3 yine negatif bir şey yapar. Sıfırdan küçük olur. Dolayısıyla çıkan sayının sıfırdan küçük ve büyük olmasına değinerek bir algoritma kurmuş oluyoruz burada. Anlamadıysanız birazdan oraya geri döneriz. Print, yıldız, virgül diyelim. Ne olacak? Mesela girilen eğer dedik eksi 1 üzeri x sıfırdan büyükse bu nedir? Sıfırdan büyükse mesela buraya 2'dir. Mesela bu işte 4'tür. Ne bileyim 6'dır. Dolayısıyla burayı ne yapar? 1 yapar. Yani pozitif 1 yapar. O zaman demek ki bu çift olabilir. Ancak bu durumda sıfırdan büyük çıkıyorsa girilen sayı çifttir diyelim. Değilse direkt else ile bağlayabiliriz. Print yıldız virgül tırnak içerisinde girilen sayı tektir. Mesela 3 girdik. Eksi 1 üzeri 3 negatif bir sayı yapar. Dolayısıyla sıfırdan küçük olacağı için bu şart sağlanmadığına göre şu else şart sağlanmış olacak ve buraya gelecek. And if diyelim. Ve çalıştıralım bakalım. Evet, workspace'imiz yaratıldı. Sıfır hata, sıfır uyarı. Evet, şunu tekrar ben büyüteyim. Özellikler 36. Bir tam sayı girin diyor. İşte 52 girdim mesela. Girilen sayı çifttir dedi. Evet, doğru. Bunu da isterseniz şöyle döngü devam ettirelim ki birkaç farklı şey deneyelim. Go to 56 diyelim. Şuraya 56 diyeceğiz. Çalıştırıyoruz tekrar. Bir tam sayı girdi dedi. 65 dedim. Girilen sayı tektir. Bakın tekrar bana hemen sordu. Bir tam sayı girin. Girelim. 24 olsun. Girilen sayı çifttir diyor. Peki şöyle bir şey yapmış olsaydık. 23,5 gireyim mesela. O benden tam sayı istiyor ama ben yuvarlatılmış bir şey gireyim. Bakın ne oldu? Invalid integer runtime error verdi. Dolayısıyla dedi ki bu bir tam sayı olmadığı için ben burada işlem yapamıyorum. Ha, girilen sayı buçukludur, işte yuvarlaktır. Onu mesela tama yuvarlatma gibi falan bir şey yapabilirsin. Dolayısıyla ama tam sayı olarak tanımladıysak x'i bir buçuklu sayı girme şansımız yok. Dolayısıyla kod artık böyle bir hata verir. Bunun da mesela bir akış şemasına bakmamız gerekirse şöyle diyebiliriz. Mesela işte başka bir örnekte de böyle yapılmış. Burada yine klavyeden gibi bu paralel kenar olmayacak. Burada bir yamuk olması lazım klavyeden veri girdiğimiz için. Bu yanlış olmuş. Neyse başladık. İşte klavyeden bir veri girdik. Daha sonra bakıyoruz. Şu şart sağlanırsa evet girilen sayı çift. Sağlanmazsa girilen sayı tek ve burada akış şeması sona ermiş oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi aslında geçen dersteki örnekte ben şey yapmıştım. Hani bir aralıktaysa işte şundan büyük bundan küçükse mesela V bağlacı veya OR bağlacı ile birleştirmeyi görmüştük kabaca. Şimdi şu orada yazanlar çok önemli değil. Şu şeyleri bilsek yeterli. Mesela bağlaçlar var. Şimdi mesela biz bir sayıdan büyük veya küçükse diyoruz veya şu şart olmuşsa olmamışsa diyoruz. Bir şeyin aralığında kalması gerekiyorsa ki mesela geçen hafta yaptığımız örnekte böyleydi. İşte atıyorum harf notu 25'ten büyük şey başarı notu 25'ten büyük 50'den küçükse dedik harf notu şu olsun 50'den büyük şeyden küçükse bu olsun gibi farklı örnekler yapmıştık burada. Dolayısıyla burada kullandığımız mesela bir V bağlacımız var.
Bir de veya bağlacımız var. Yani şu şart veya bu şart olursa, işte şu şart veya bu şart olmazsa gibi bir şeyimiz daha var. Veya işte eşdeğerse, equivalence bu. Eşdeğer değilse veya değilse, işte not ifadesiyle bu bağlaçları da zaman zaman kullanmamız gerekebiliyor. Şimdi onunla ilgili de mesela bir tane örnek yapalım. Onu da şöyle diyelim. Başarı notunu yapmıştık. O yüzden onu tekrar yapmayacağım. Başka bir şey yapalım. Şurayı ben tekrar close diyeyim. Hatta close workspace diyelim. Yeni bir şey daha açayım. Save. Niye sürekli save oldu diyorsam save as. Buna da hafta 5-3 diyelim nokta for. Program hafta 5-3 en program diyorum. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi birkaç tane fonksiyon verelim. Bu fonksiyonun değerlerini hesaplayan bir şey olsun, bir eşitlik olsun. Buna bir bakalım. Şuradaki örneğe dikkat alacağım. Bu sunumları size atacağım ben. Şöyle bir örnek olsun mesela. İşte f ax kare cx d. İşte ikinci mertebeden bir şey bu, polinom. Sinüs 2 ax gibi bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Bakın şurada bir mutlak değer var. Bir karekök işareti var. Bir de bu durumda. Tabi bunlar neye bağlı? Bakın eğer a 5'ten küçük, c 3'ten 3'e eşit ve küçük, d 0'dan büyükse bu fonksiyon geçerli. A 5'ten 5'e eşit veya büyük, işte yine c 3 ve daha küçük ve d bu sefer 0'dan küçükse şu fonksiyon geçerli. Yani şartlı bir fonksiyon. İşte mesela lisede falan görmüşsünüzdür. İşte x şu aralıktayken fonksiyon bu, x başka bir aralıktayken fonksiyon bu gibi. Dolayısıyla şimdi bu fonksiyonları yazıp bu şartlara, durumlarına göre bir kod yazacağız. Ona göre fonksiyonun değerini mesela hesaplatacak bize. Biz a, c, d sayılarını gireceğiz. Yani fonksiyonun katsayılarına gireceğiz. Verilen şarta göre de, bu katsayılara göre de hangi fonksiyonu seçeceğine kendisi karar vermiş olacak diyelim ve başlayalım. Önce tabii katsayıları girelim. Burada kaç tane katsayı var? Bakın işte a, c, d var. Bir de x'in değerini de bilmemiz lazım. Eğer fonksiyon tanımlaması yapacaksak. Önce biz şöyle diyelim. Print yıldız virgül şöyle tırnak içerisinde a, c, pardon, c, d katsayılarını girin. Buraya read yıldız virgül a, c, d aynılarını kullanabiliriz. Sorun değil. Sırayla bakın girerken bekleyecek. Ondan sonra isterseniz başka bir satırda da print yıldız virgül x değerini girin. Yani fonksiyonun bağımsız değişkenini girelim. Değerini girin. Bu da işte read yıldız virgül x olsun. Şimdi artık fonksiyonla ilgili tanımlamamız gereken şeyleri tanımladık. Şimdi bize şu şartlar lazım. Yani şu şart olduğu zaman veya bu şart olduğu zaman, şu şart olduğu zaman ne olacak? Onu şöyle ben bir kenara atayım isterseniz. İkisini de görelim aynı anda. Şöyle büyüteyim burayı. Evet, şimdi bakın, şunu biraz daha sola çekeyim. Şartlarımızı giriyoruz. If diyorum, if. Şimdi ne diyor birincisinde? A diyor, a less than equal değil, bakın less than 5.0 ise mesela ve and ile bağladım, bakın and ile bağladım ve c tekrar nokta less equal eşit veya küçükse, küçük veya eşitse kaçtan? 3'ten 3.0 oldu.
nokta sıfır nokta end dedim tekrar. Daha sonra D var. D nokta bu neymiş? Büyükse greater than sıfır nokta sıfır. Evet, birinci şart sağladık. Eğer bu şart sağlanıyorsa then dedik şuraya. Şunu az daha sağa çekme şansı var mı? Tamam, kanda görebilir. Then dedim. Orayı da biraz daha çekeyim hadi. Evet. Şimdi ne oluyormuş bu durumda? Fonksiyon eşittir a çarpı x'in karesi artı c çarpı x artı d'ymiş. Şimdi else diyorum. Sadece else demek yetmiyor artık. Çünkü hani bu şart sağlanıyorsa, bu sağlanmıyorsa bakın daha 3 tane daha farklı durum, 2 tane daha farklı durum var hatta. Yani bu duruma göre şeyin değişmesi lazım. O nedenle else if'le burayı ancak bağlayabilirim. Else if diyelim. İkincisini de bağlayalım. Ondan sonra diğer oturuma geçeriz. Else if diyorum. Şimdi burada ne diyeceğiz artık? İkinci fonksiyona bakalım. Tekrar a ile başlıyoruz. A dedim. A nokta. Ne burada? 5'ten 5'e eşit veya büyükse. Greater than equal. G ise 5.0 ve V ile bağladım bakın. Ve C geldi şimdi sırada. C neymiş? Less equal'muş. Less equal 3.0 less equal. Ondan sonra nokta end diyeceğiz tekrar. Nokta D'ye geldik. Nokta less than'miş. Bu sıfırdan küçükse 0.0 den diyorum tekrar. Yine biraz uzadı. Else gelince. Neyse görünüyor aslında. Fonksiyonum neymiş bu durumda? Fonksiyon eşittir. Sinüs 2.0 çarpı a çarpı x. Bakın bu sinüs yazdığınız zaman bu şekilde parantezin içerisindeki yazdıklarınızın radyan olması lazım. Radyan cinsinden. Derece cinsinden hesaplama yapmak istiyorsanız şuraya sinüs d yazmanız lazım. Yani bu şimdi buraya parantezin içerisine mesela 30, 60, 90 bir şey yazabilirsin. Ama şimdi bunun içerisine yazdıkların işte pi olabilir, pi bölü 2 olabilir. Yani açının radyan karşılığı olmalı. Biz genellikle bunu kullanıyoruz. Sinüs yani dereceyle pek işimiz olmuyor genellikle. Çok aykırı bir durum yoksa. Ondan sonra artı c çarpı d imiş bizim fonksiyonu. Peki değilse, else if bu da sağlanmıyorsa, bu da sağlanmıyorsa ne olacak? Yeniden işte şuraya yazacağız. Bunu şimdi diğer oturum başlatıp yazayım. Oradan devam edelim.